Hyperloop ya da Türkçe adıyla hız yuvarı teknolojisi dünya genelinde ulaşım anlayışını değiştirebilir. Mevcut otomobil ya da raylı sistem araçlarının hızını kat be kat aşacak olan Hyperloop teknolojisiyle ulaşım hızının saatte 1220 km olması bekleniyor. Bu fikir ilk kez Amerikalı girişimci Elon Musk tarafından 2013'te ortaya atılmıştı. Zamanla pek çok firma bu fikri geliştirmek için çalışmalara başladı. Los Angeles merkezli Virgin Hyperloop One firması Dubai'de bu geleceğin teknolojisini tanıttı. İnsanlar Hyperloop teknolojisiyle çalışacak araçları birebir yakından görme fırsatı buldu. Şu anda burada sahip olduğumuz şey bir konsept araç ve biz konsept aracın birinci sınıf kabinindeyiz. Çok geniş şekilde tasarlanmış olduğunu ve yolcuya rahatlık ve deneyim sağladığını gösteriyoruz. Bilgi ve eğlence deneyimi yaşamanız için bir bilgi eğlence sistemleri olacak. Seyahat ederken bilgi parmaklarınızın ucunda olacak. Daha düşük fiyatlarla seyahat eden yolcuların yer alacağı farklı sınıftaki kabinlere gitmek de mümkün olacak. Artık farklı kapsamlara da bakmaya başlayabiliriz. Gerekirse bunu bir kargo tesisine çevirebiliriz. A, a, cargo, a, Virgin Hyper One, Suudi Arabistan'da 35 kilometrelik bir test pisti inşa edeceğini duyurdu. Hindistan'da Mumbai ve Pune arasındaki hattınsa gelecek yıl sonlarına doğru inşa edilmesi planlanıyor. Firma yetkilileri Hyperloop teknolojisiyle Dubai ve Abu Dhabi arasında yolculuğun sadece 12 dakika süreceğini kaydediyor. Şu anda otomobille iki şehir arası yolculuk bir saatten fazla sürüyor. Forbes dergisine göre yıllık geliri 4 milyar doları bulan Richard Branson 2017 Aralık ayında Virgin Hyperloop One'ın yönetim kurulu başkanı oldu. Firma 2017 Temmuz'unda Nevada çölündeki DevLoop test pistinde ilk testleri başarılı bir şekilde tamamladı. Şu anda tam boyutlu bir deneme tesisi inşa etmiş olan dünyadaki tek şirketiz. 400'ün üzerinde test yaptık. Bu sayede teknolojinin tam kapasite çalıştığını kanıtladık. Bu tesis hemen Las Vegas'ın dışında. Buraya yatırım yapıp geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yüzden bu teknoloji artık teorik değil, aslında kanıtlanmış olarak orada. Dünyaya yapılabileceğini gösterdik. Hyperloop teknolojisiyle sadece insan değil kargoda taşınması hedefleniyor. Hyperloop One, Los Angeles merkezli bir başka firma Hyperloop TT ile Dünyanın ilk Hyperloop teknolojisiyle çalışan ulaşım sistemini hayata geçirebilmek için yarışıyor. Hyperloop TT de Nisan 2018'de yaptığı açıklamada Abu Dhabi-Dubai sınırında 10 kilometrelik bir test pisti inşa etmeyi planladığını duyurdu. Firma Ukrayna ve Çin içinde anlaşmalar yapıyor. Dalivale göre ise rekabet iyi bir şey. Tabii ki bir rekabet var. Dünyada her zaman ilk olmak için bir rekabet vardır. Biliyorsunuz gerek bu teknoloji, gerek özel teknoloji, gerek yapay zeka teknolojisi olsun hep böyledir. İlk olmak istiyoruz ama biz bu teknolojiyi gerçekten ileri götürmek için büyük bir yatırım yaptık. Burada Körfez'de, Hindistan'da, Amerika'da daha önce hiç olmadığı gibi bağlantı kurabileceğimize inanıyoruz. Hyperloop teknolojisiyle çalışan araçlar havası tamamen alınmış bir tüp içerisinde hareket ediyor. Araçlar özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde yerden 10 santimetre havada ilerleyebiliyor. Sürtünme kuvveti yaşanmadığından hızı çok yüksek seviyelere çıkabiliyor.